Kemik kanseri çok nadir görülen kötü huylu bir tümör türüdür. Gelişen toplam 100 kanserin sadece birine kemik tümörü neden olur. Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir. Ancak en yaygın olarak leğen kemiğini veya kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Ayrıca iyi huylu kemik türleri kötü huylu olanlardan çok daha yaygındır. Kemik kanseri komşu yapılara ve akciğer gibi uzak organlara yayılabilir. Bazı kemik kanseri türleri özellikle çocuklarda görülürken diğer bazı türler çoğunlukla yetişkinleri etkiler. Medikal Park Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden Profesör Doktor Ahmet Ekin kemik kanserinin neden olduğunu anlatarak şu önemli uyarılarda bulundu. Çoğu durumda bir kişinin neden kemik kanseri geliştirdiği bilinmez. Bununla birlikte kemik kanseri riskinde artışa neden olan bazı faktörler vardır. Bu faktörlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir. Başka bir nedenle daha önceden radyoterapi almış olmak. Kemik yenilenme döngüsünde bozukluk ile karakterize bir hastalık olan kemiğin paket hastalığına sahip bireyler. Lifirmenus sendromu adı verilen nadir bir genetik rahatsızlığı olan kişiler. Bu hastalarda normalde kanserli hücrelerin büyümesini baskılayan bir gende mutasyon vardır. Çocukluğunda retinoblastom adı verilen göz kanserine yakalanan kişilerin kemik kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bunun nedeni aynı kalıtsal hatalı genin her iki durumdan daha da sorumlu olması olabilir. Araştırmalarda göbek fıtığıyla doğan bebeklerin Ewing sarkomu türünde kemik kanseri geliştirme olasılığının 3 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Peki kemik kanseri belirtileri nelerdir? Ne yazık ki kemiğin kötü uylu tümörleri genellikle keşfedilir. Çünkü semptomlar sıklıkla belirsizdir. Kemik kanseri ağrı ve şişlik ile karakterizedir. Her iki belirtinin de spor yaralanması, kemik iltihabı gibi çok sayıda başka nedenler olabilir. Çoğu zaman çocukları bacak ve kol ağrısından şikayet eden ebeveynler öncelikle bunun büyüme ve gelişmeye bağlı olduğunu düşünürler. Ancak büyümeye bağlı gelişen ağrılar genellikle sadece geceleri görülürken kötü uyulu kemik tümörlerinin semptomları devamlı olarak artar ve gün boyunca devam eder. Bu sebeple gün içerisinde sürekli kemik ağrısı çeken bireyler derhal bir doktora görünmelidir. Kemik kanseri belirtileri arasında en yaygın görülenleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Uzun süredir hissettiğiniz kemik ağrılarının şiddeti giderek artar zamanla kötüleşen ve geceleri de devam eden sürekli kemik ağrısıdır. Ağrı kesici almanıza rağmen ağrınız geçmez ve bu kemik ağrıları bir hayli uzun sürer. 2. Kemik ağrısını ek olarak şişlik ve kızarıklık da fark edilir. Etkilenen bölge çevresinde şişme, kızarıklık ve hassasiyete neden olan iltihap olur. 3. Etkilenen kemik ekleme yakınsa harekette kısıtlılık oluşur. 4. Kemiklerde normalden daha kolay kırılmalara yol açan zayıflama olur. Ayrıca kemik üzerinde belirgin bir yumru oluşur. 5. Bu ağrıların haricinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, yorgunluk, aksama ve döküntü gibi diğer belirtiler de kendini gösterir. Kemik kanserinden nasıl korunulur? Kemik kanseri genellikle kemik sağlığının iyi olmamasından dolayı oluşabilmektedir. Bu nedenle kemik sağlığına dikkat edilmesi kemik kanserinden korunmak için ilk adım olmaktadır. Bunun haricinde kemik kanserinden korunmak için yapılacak şeyler şu şekilde sıralanabilmektedir. 1. Düzenli spor yapmak. 2. Sağlıklı beslenmeye özen göstermek. 3. Beslenme içerisinde kalsiyum içerikli gıdalara yönelmek. 4. Alkol, sigara ve uyuşturucu madde gibi kanser yapan maddelerden uzak durulmalıdır. Bu maddelere uyarak kemik kanseri oluşması için bir engel oluşturulabilmektedir. Özellikle 30 yaş sonrasındaki kişilerin bu maddelere daha dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü yaş ilerledikçe hem kemik yoğunluğu ve yapısı azalmakta hem de vücuttaki kalsiyum azalmaktadır. Bu nedenle kemik kanserine karşı vücut savunmasız kalmaktadır. Kemik kanseri tedavisi nasıl yapılır? Kemik kanserinde tercih edilen tedavi bir kemik kanseri türü Kanserin vücuttaki yeri, kanserin ne kadar agresif olduğu ve yayılıp yayılmadığına göre değişir. O yüzden kemik kanseri tedavisinde tercih edilen yöntemler şunları içerir: Cerrahi tedavi. Cerrahi tedavi ile kanser ve onu çevreleyen kemik dokusunun çıkarılması amaçlanır. Kemik kanseri için tercih edilen en yaygın tedavi şeklidir. Tam bir tedavi için cerrahi yolla kanserli hücrelerin tamamen çıkarılması gerekir. Kanser dokusunun bir kısmı çıkarılmazsa kitle büyümeye ve nihayetinde yayılmaya devam edebilir. Bu durumda radyoterapi gibi ek tedaviler gerekli olabilir. Ekstremite koruyucu cerrahi veya ekstremite kurtarma cerrahisi uzvun kesilmesine gerek kalmadan cerrahi müdahalenin yapılması anlamına gelir. Fakat bazı olgularla ekstremite koruyucu cerrahi ile kanserli dokuyu tamamen çıkarmak mümkün olmaz. Bu durumda kanserli uzun kesilmesi gerekebilir. Bununla birlikte cerrahi yöntemler geliştikçe bu durumla giderek daha nadir karşılaşılabilmektedir. Radyoterapi. Radyoterapi birçok kanser türünün tedavisinde yaygın olarak kullanılır. Bu yöntemde yüksek enerjili X ışınlarıyla kanser hücreleri hedeflenir. Radyoterapi cerrahi ek olarak verilebileceği gibi cerrahi gereksinimi olmayan hastalara tek başına da verilebilir. Ewing sarkomunun standart tedavisidir. Diğer kemik kanserlerinde ise kombinasyon tedavisinin parçası olarak verilir. Kombinasyon tedavisi başka bir tedavi türüne ek olarak radyoterapi verilmesidir. Bu yöntemin bazı durumlarda daha etkili sonuçları olabilir. Kemoterapi kanser hücrelerini yok etmek için güçlü ilaçların kullanılmasını içerir. Ewing sarkomu olan veya yeni bir orteosarkom tanısı alan hastalara genellikle kemoterapi tedavisi verilir. Ayrıca kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte de tercih edilebilir. İmmünoterapi İmmünoterapi kanser hücrelerinin büyümesine neden olan bir molekülü hedef alan ve onunla etkileşime girerek etki gösteren ilaçların kullanıldığı tedavi şeklidir osteosarkomlu hastalarda kullanılabilen bir yöntemdir ve hastaya diğer tedavi seçeneklerine ek olarak verilebilir. Peki tedavi sonrası takip nasıl olmalıdır? En önemli konulardan birisi tedavi sonrasında hasta takibinin nasıl olacağıdır. Hastanın takibini ilk olarak kısa aralıklarla, daha sonrasındaysa seneler boyunca yapma zorunluluğu mevcuttur. Bu şekilde hastalığın tekrarlanması veya başka organlara sıçraması erken dönemde yakalanmakta ve gereken tedavi planlanmaktadır. Ayrıca bu dönemde hastaya psikolojik destek verilip sosyal hayatına geri dönmesi sağlanmaktadır. Kemiğin birincil kötü uylu tümörlerinin dışında meme, tiroid, akciğer ve erkeklerde ortaya çıkan prostat kanserlerinden metastas yoluyla tümör oluşumu da söz konusu olabilmektedir. İleri yaşlarda olan ve özellikle bir organın kötü huylu tümör bulunan bireylerde meydana gelebilecek kemik ağrılarının dikkatle incelenmesi gerekmektedir.